anne baba haklarını anlatabilir misiniz Sadece hak deyince ana baba hakkı veya kul hakkı veya hayvan hakkı demek e, yeterli olmaz. Bütün hakları Allah ile beraber anlamak gerekiyor. Kul önce Allah'a karşı sorumludur. Kulun üzerinde evet, öncelikle Allah'ın hakkı vardır. Hangi hak Allah'ın kulu üzerindeki hakkı nedir? Kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaması ve sadece yalnız Allah'a abd olmasıdır. Eğer bir kul Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmasa, yani Allah'ı her şeyden ve herkesten çok sevse, sadece ona abd olsa, ona kul olsa, onun sevgisini istese, onun rızasını, onun dostluğunu istese. Böyle bir gönüle sahip olan insan, Hazreti insandır. Herkese, anaya da, babaya da, insana da, bütün varlığa hakkını teslim edebilecek vasıfsadır. Yok, böyle şunun hakkı şu kadardır, bunun hakkı bu kadardır, bu hak böyledir, bu hak şöyledir dediğimizde bu ölçüyü tutturmamız asla mümkün değildir ve mümkün olmaz. Anaya babaya karşı nankör olmamak için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah'a şükredin, ananıza babanıza şükredin. Öyle buyurdu. Teşekkür edin. Eğer sen Allah'a şükreden bir kul olursan, anaya babaya da şükredersin, şükretmiş olursun. Teşekkür edersin. Ama sen Allah'a karşı nankör olursan, nankörlükten kurtulamazsın. Eğer biri anaya babaya karşı nankörse, Allah'a karşı da nankör olduğu içindir. İnsana karşı eğer nankörse o Allah'a karşı da nankördür. Yani bu bir bütün. Şükür, ya şükreden bir kulsun ya da nankör bir kulsun. Eğer şükreden bir kulsan hem Allah'a karşı şükür, şükür sahibi olur, hem insanlara karşı şükür sahibi olursun, hem anaya babaya karşı, hem evlada karşı şükür sahibi olursun. Bunu toptan birden anlamak gerekiyor. Sadece anayı babayı ayırıp onlara karşı olan sorumluluğumuzu ya da şükrü anlamak, anlamaya çalışmak yeterli değildir. İnsani anlamak lazım. Ya şükreden bir kuldur, ya nankör bir kuldur. Ya sabreden bir kuldur, ya isyankar bir kuldur. Eğer Allah'a karşı şükür sahibi ise, o bütün insanlara, anaya, babaya, bütün insanlara karşı evet, şükür sahibidir. Eğer sabreden bir kulsa, isyankar bir kul değilse, Evet, Allah'a karşı isyankar olmadığı için insana karşı da isyankar değildir. Evet, kul hak olarak önce Allah'ın hakkını gözetmeli, bilmeli, gereğini yerine getirmelidir. Gerisi, gerisi bütün haklar onun gönlünde aynı şekilde hak ile tecelli eder. Allah onun gönlünde tecelli ediyor. Ona ne yapması gerektiğini, nasıl bakması gerektiğini, nasıl muamele etmesi gerektiğini Allah öğretiyor çünkü. Ama Allah'tan ayırmışsın onu. Bağımsız bir varlık gibi. İşte şunun hakkı şöyledir, bunun hakkı böyledir. Sakın bunu böyle yapma, sakın şunu şöyle yapma. İstediği kadar bunu söyle. O Allah'a karşı nankör biriyse o nankördür zaten. Evet. Kendini zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışır. Ana baba hakkını veya başkalarının hakkını, evlat hakkını, eş hakkını, kardeşlik hakkını ödemeye çalışır ama bir de bakıyorsun ki tam tersi oldu. Tam tersini yaptı. Neden? Çünkü o öyle değil zaten. Onu yapay olarak yapmıştır. Yüzeysel olarak yapmıştır. O anlık yapmaya çalışmış ve yapmıştır. Sonra içi dışına çıktığında bir de bakıyorsun ki nankör biridir. Evet bize düşen önce Rabbimizin hakkını gözetmektir. Ve o bütün hakları gönlümüzde gerekir şekilde o tecelliyi yapar. Hak ile gönlümüze tecelli eder.